Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun vermiş olduğu önerge hakkında partimiz adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce ekranları başında bizleri izleyen halklarımızı ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. AKP-MHP ittifakının politik tercihleri sağanak bir enflasyon gibi ülkenin dört bir yanına yağmaya devam ediyor maalesef. Demokratik değerlere saldıran, hukuktan adaleti çıkaran, emeğimizi savaşa akıtan her karar enflasyon canavarını azgınlaştırdıkça azgınlaştırmaya devam ediyor. Büyüyen enflasyon saray ve şürekasını etkilemiyor ama emeklilerin, asgari ücretli çalışanların, memur ve işçilerin emeğini yutuyor. Geriye made in AKP patentli bir yoksulluk kalıyor. Çünkü dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu bir AKP Türkiye'si var karşımızda. Enflasyon oranlarında OECD birincisi olan, dünyada ilk beşte yer alan bir ülke var karşımızda. Ama neymiş? Başardıkmışız. Halklar adına soruyoruz, neyi başardınız Sayın Mehmet Şimşek? Enflasyonun %75'ten %71'e inmesi midir sizin açınızdan başarı? Başarıyı kime soralım? Emeği evin kirasıyla eriyenlere sorun. Asgari ücretlinin ay başına hasret maaşına sorun. Maaşları zengin birkaç öğün parası etmeyen emeklilere sorun. Fanusun içinde hayaller güzel ama sokağın içindeki gerçekler çok farklı bir boyutta karşımıza çıkıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkileri bir tarafa, ortalıkta şeffaflık da artık yok. Çünkü AKP iktidarında devlet kurumları aşındırıldı, güvenirlikleri tamamıyla ortadan kaldırıldı. Bugün toplumun en çok güvenmediği kurumlar arasında TÜİK geliyor. Bu sebeple enflasyon, kira artışı ve işsizlik gibi başlıklarda açıklanan hiçbir verinin toplumda bir karşılığı yok. ENAG ve İTO'nun açıkladığı veriler ve DİSKAR'ın araştırmaları ile TÜİK'in istatistikleri arasındaki makaslığın genişliği de bunu teyit eder boyutta. TÜİK halkın üstün yararı adına iktidarın etkisinden kurtulmayı, çıkmayı maalesef başaramadı. Hatta TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını açıklamayı durdurmuş, hesaplamalarda kullandığı yöntemleri değiştirip her madde için ağırlık açıklamaya da son vermiştir. Bugün uzman ekonomistlerin yaptığı incelemede hesaplamalardaki gerçek dışı tabloyu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna göre uzman doktor muayenesi 34 lira, kira bedeli 6 bin, yurt ücreti 457 liradan hesaplanıyor. TÜİK'i şeffaf olmak bir yana halkın aklıyla alay eder hale getiren bu iktidar utansın. Sayın milletvekilleri, elbette TÜİK de biliyor toplumun onların rakamlarına inanmadığını ama manipülasyon teknikleri hiç bitmiyor ki bu iktidarın. Rasyonel zeminden kayıp duygusal bir boşluğa saplan. Buyurun, tamamlayın lütfen. Rasyonel zeminden kayıp duygusal bir boşluğa saplandılar. Öyle ki hissedilen enflasyon diye bir şey attılar ortaya. Çünkü basına da yansıdığı üzere TÜİK'e göre %64.7 olan 2023 yılı tüketici enflasyonu vatandaşlarca %129.4 olarak hissediliyormuş. Madem vatandaşa yansıyan oran %129, ne diye sizler başka bir rakam açıklayıp halkın aklıyla dalga geçiyorsunuz? Toplumun aklıyla oynuyorsunuz. Halklar adına isyanımızdır. Artık yeter. Ülkeyi nasıl batırdıysanız bedelini ödeyecek olanlar da sizlersiniz. Ama önce dürüstlük olmalı. Demokratik değerler ve adalete sadakat inşa edilmeli bu topraklarda. Bizler DEM Parti olarak halk için, halkın yararına olacak her samimi adımın yanında olmaya her zaman hazırız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kaçmaz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Burdur Milletvekili Sayın İzzet Akbulut konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır Sayın Akbulut, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de TÜİK enflasyonu ölçmeye değil, maaş zamlarını nasıl en askeri dipte tutarım diye onu başarmaya yarıyor. Neye göre yapıyor bunu? Bir enflasyon sepeti ayarlıyor. İçine ne attığı belli değil. Daha düne kadar dana etinin değil de deve etinin fiyatını ölçüyordu. Pimpon topunun fiyat artışını ölçüyordu. Bununla ilgili enflasyon oranları açıklıyordu. Şimdi işi daha da ilerletmişler. 113 TL'ye zeytinyağı bulmuşlar.
70 TL'ye de ekmek arası et döner bulmuşlar. Tebrik ediyoruz TÜİ'yi. Maşallah gerçekten de çok güzel çalışıyorlar. Ama bizler TÜİ'ye enflasyonu sormayacağız. Diyoruz ki enflasyonu öğrenmek istiyorsanız gidin emeklilere sorun. İşte benim bölgem Tekeveresi'nin başkenti diye geçer. Daha yeni Kurban Bayramı'ndan çıktık. 11 bin liraya, 12 bin liraya, 13 bin liraya kuzu satıldı kurbanlık olarak. Ama bir emekli maaşı bir küçük baş kurbanlık etmedi. Gidin emeklilere sorun enflasyon oranları. Yine bugün askeri ücretlerimize gidelim soralım. 17 bin TL maaş alıyorlar. Artık birçoğu 90-95 model bir arabanın alma dahi hayalini kuramıyorlar. Ev almak zaten hayal oldu. Gelin enflasyon oranlarını bir de onlardan dinleyelim. İşte bugün çiftçilerimiz tohum fiyatlarıyla, mazot fiyatlarıyla, yem fiyatlarıyla, ilaç fiyatlarıyla boğuşuyorlar. Gelin onlara soralım. Buğday taban fiyatını %10 arttırdığımız, gelin buğday üreticilerimize enflasyon rakamları kaçmış hep birlikte soralım. Gelin memurlarımıza soralım. Memurlarımız daha düne kadar gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyorken bugün meydanlarda, alanlarda geçinemiyoruz diye bas bas bağırıyorlar. Gelin bugün esnaflarımıza soralım. Enflasyon oranı kaçmış bir soralım. Her geçen gün işletme maliyetinin nasıl arttığını, ne kadar arttığını sizlere çok iyi açıklayacaklardır. En azından TÜİK gibi rakamları aşağıdan tutmayacaklardır. Bir de en son olarak enflasyon oranlarını faiz sebep, enflasyon sonuç diyenlere soralım. Onları hatırlatalım. Mart'ın 2021'ini hatırlatalım. Politika faizinin 19 olduğunu, enflasyonun 17 olduğunu, dolar kurunun 8.30, mazot fiyatlarının 6 TL olduğunu hatırlatalım. O 19 liradan 15 liraya düşürmeyle başlayan... Buyurun tamamlayın lütfen. O 19 liradan, 19 puandan 15 puana düşmeyle başlayan faiz indirimleri işte o günden bugüne önüne geçilemeyen dolar kuru artışları, işte o günden bugüne önüne geçilemeyen mazot fiyatları artışları, işte o günden bugüne önüne geçilemeyen akaryakıt fiyatları ve birçok ürünün artışlarıyla bizi karşı karşıya bıraktı. Bu anlamda TÜİK'in açıkladığı yalan enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz. Halkın yaşadığı gerçek enflasyona güveniyoruz. Bu anlamda geçim olmazsa en kısa sürede de seçim olacağına yürekten inanıyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.